Merhaba sevgili seyirciler, HBTV ekranlarına hoş geldiniz. AKP faşizminin yarattığı hukuksuzluk, adaletsizlik dosyalarını açmaya devam ediyoruz. Bu haftaki dosyamız bizim dosyamız, halkın avukatlarının dosyası. Meslektaşlarım Sever Ballıkaya, Oğuzhan Topalkara ve Ayşegül Çağatay ile birlikte bu dosyada neler yaşandı, hangi hukuksuzluklar, hangi adaletsizlikler oldu ve şu an ne aşamada dosyanın durumu, bunları konuşacağız. Konuklarımıza geçmeden önce birkaç hususa değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Halkın Hukuk Bürosu 30 yılı aşkın süre gelen geleneğinde her daim zalimin, zulmün, egemenlerin karşısında durmuş, halkın omuz başında devrimci avukatlık geleneğini büyütmeye devam etmiştir. Berkin Elvan'ın, Dilek Doğan'ın, Hasan Ferit Gedik'in, Somalı işçilerin, işkenceye uğrayan devrimcilerin, katledilen devrimcilerin, muhaliflerin ve emeği için mücadele eden işçilerin avukatlığını üstlenmişlerdir. Bu sebeple de AKP faşizminin hedefi haline gelmişlerdir. Meslektaşlarımızın 2013 ve 2017 olmak üzere iki ayrı dosyası var. Bugün konuşacağımız dosya 2017 dosyası. 2017 dosyasında neler olmuştu? Kısaca değinmek istiyorum. 12 Eylül 2017 tarihinde 16 meslektaşımız evleri, ofisleri basılarak işkenceyle gözaltına alınmış. 9 günlük gözaltının sonunda 15 meslektaşımız tutuklanmıştı. Daha sonraki tarihlerde meslektaşlarımız Selçuk Kozağaçlı ve Yaprak Türkmen de aynı dosya kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmışlardı. Meslektaşlarımız bir senelik tutukluluğun ardından hakim karşısına çıktılar ve 4 gün süren ilk celse sonunda tahliye oldular. Tahliye gerekçesi ahim kararlarına dayanıyordu, tutuklamanın bir tedbir olduğunu söylüyordu ve en önemlisi bu sanıkların avukat olduklarını ve avukatlık faaliyeti içerisinde olduklarını söylüyordu. Yani dosya aslında tamamıyla çökmüş bir dosya haline gelmişti. Ama siyasi iktidar, AKP faşizmi durmadı, hemen dosyaya müdahale etti. Henüz 8 saat geçmemişti ki dosyada yeniden 12 meslektaşımız hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Tahliye kararını veren mahkeme tenzili rütbeyle farklı mahkemelere dağıtıldı. Yerine hepimizin kamuoyundan yakından tanıdığı hukuksuz kararlara sıkça imza atan Akın Gür'le getirildi. Hemen seri, hukuksuz ve gerçekten hak gasplarıyla dolu bir yargılamanın, yargılama dahi denilemeyecek bir duruşma silsilesinin sonunda halkın avukatlarına 159 yıl ceza verildi. İstinaf Mahkemesi'nce karar hızla onandı. Dosya Yargıtay'a gönderildi. Dosya Yargıtay aşamasındayken meslektaşlarımız Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal bu adaletsiz karara karşı bir direniş başlattılar. Bu kararı kabul etmediler, bu hukuksuzluğu kabul etmediler ve açlık grevi direnişine başladılar. Açlık grevi direnişi daha sonrasında ölüm orucuna döndü ve meslektaşımız Ebru Timtik 238 günün sonunda adalet için şehit düştü. Meslektaşımız Aytaç Ünsal zaferle direnişini sonlandırdı. Evet, şimdi konuklarıma dönüyorum. Siyasi talimatlarla hazırlanan bu komplo dosya neticesinde 159 yıl ceza ve Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın direnişi vardı. Dosya ne aşamada, dosyada neler yaşandı birlikte değerlendireceğiz. Konuğum Sever Ballıkaya. Sever abla merhabalar. Öncelikle Sever Ballıkaya uzun seneler politik dava yargılamalarında avukatlık yaptı. Avukatların avukatlığını yaptı. Bizim de avukatlığımızı yaptı. Sever abla, sana şunu sormak istiyorum. Burada yani siyasi yargılamalarda aslında asıl olarak bir delil yaratma durumu var. Önce komple dosyalar, hedef göstermeler, terör demagojileri ve daha sonrasında yaratılan deliller oluşuyor. Delillerin de büyük çoğunluğu objektif olmayan, subjektif nitelikte, hatta delil niteliğine dahi haiz olmayan deliller. Bu dosya da aslında benzer biçimde yaratılmış bir dosya ve bu dosyadaki delillerin çoğunluğu da tanık beyanları, gizli tanık beyanları, itirafçı tanık beyanları, ajan faaliyetleri gibi. Bu dosyadaki pratiğinizle birlikte hem tanık beyanının delil niteliğini sormak istiyorum sana, hem de aynı zamanda İsmet Özdemir'i sormak istiyorum. İsmet Özdemir hem 2013 dosyasında hem de 2017 dosyasında tanıklık yaptı. Senin Ebru Timtik'in her iki dosyada da özel müdafiğin olman sebebiyle de bu konuya değinmek istiyorum. Yani İsmet Özdemir'in yaratılış şekli, ifade biçimi ve suçlanış şekillerinden de bize bahseder misin bu konuyu açarken? İyi yayınlar. Öncelikle tabii ilk dosyada da ikinci dosyada da yani tanık beyanı diyemeyeceğimiz bir delil, tanık delili diyemeyeceğimiz delil grubu olduğunu söylemek istiyorum.
Çünkü tanığın hem yerleşik içtihatları uygulamaya hem yasal düzenlemelere göre tarafsız, bağımsız, objektif kriterlere uygun bir kişi olması ve beyanının bu çerçevede alınmış olması gerekir. Fakat bu dosyada da politik dosyaların hemen hemen son dönemdeki politik davaların neredeyse tamamında tanık diye mahkemelerin dinlediği kişiler gizli tanıklar ve itirafçılar. Gizli tanıklar bir kere mahkemede sanıkların, müdafilerin kimsenin ulaşamadığı kişiler olma nedeniyle, beyanlarının teyit etme olanağı bulunmaması nedeniyle, sorgu imkanının kısıtlanmış olması nedeniyle objektif tanık grubunda değiller. Dolayısıyla gizli tanıkları tanık olarak kabul etme ihtimalimiz yok. Bu dosyada gizli tanıklar esas ağırlığı oluşturuyordu. Diğeri de itirafçılar, İsmet Özdemir gibi durumdaki kişiler, itirafçılar. İtirafçılar da aslında kendileri bir suçun ya faili olmuş, bir soruşturma konusunun faili olmuş ya da bir soruşturmadan kurtulmak amacıyla ya da devletin yerleştirdiği, itiraf almak üzere, beyan almak üzere, ajanlık yaptırmak üzere yerleştirdiği kişilerden oluşan bir grup. Dolayısıyla bunlar da tanık vasfında değerlendirilemezler. Bu dosyada objektif tanık diyebileceğimiz tanık aslında yok. İtirafçılar veya gizli tanıklar var. 2013 dosyası da böyleydi. 2017 dosyası da böyle. Hüküm de aslında bunlar üzerine kuruldu. Yani objektif beyana dayalı, görgüye dayalı beyanı olan tanıklar değil. Sadece bu nitelikte ifadelere göre mahkeme hüküm kurdu. İsmet Özdemir bunlar içerisinde özel bir konuma sahip bir kişi. 2013 dosyası Ebru ile ilgili esas olarak İsmet Özdemir'in beyanı üzerine kuruluydu. İsmet Özdemir'in Ebru ile ilgili son derece soyut ve gerçekliği kanıtlanmayan bazı beyanları vardı. Bunun üzerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasına neden olan bir dosya oluşturmuşlardı. Biz İsmet Özdemir'in bu dönemde de bir tanık olmadığını, itirafçı olduğunu, gerçek beyanını bulmadığını ve dolayısıyla mahkeme huzuruna getirip dinlenmesi için mahkemeye çok ısrarla başvurularımıza rağmen başaramamıştık. Fakat 2017 dosyasında İsmet Özdemir ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Gerçek şuydu, İsmet Özdemir 12 yaşında MİT ve istihbarat görevlileri tarafından devşirilerek istihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş ve böyle görevlendirilmiş bir kişi. 15 yaşından itibaren para alarak istihbarat elemanı olarak çalışmış bir kişi. Dolayısıyla zaten tanık vasfına sahip değil. Mevcut Yargıtay kararları ve mevcut uygulamalara göre bu vasıftaki kişinin beyanına göre hüküm kurulamaz. Bu artık hiçbir tartışma konusu olmayan bir düzenleme olmasına rağmen ne yazık ki mahkeme İsmet Özdemir'i ne mahkeme huzurunu dinlemeyi kabul etti. İlk açılan dosyada ağırlaşmış müebbet cezasının tanı olmasına rağmen ne de onun beyanını hükme esas almamak konusunda talebimizi kabul etti. Dolayısıyla zehirli bir delil oluşturdular aslında. Tüm dosyayı aslında bütünüyle ortadan kaldırmaya sağlayacak bir delil ortaya çıktı. Bunu dikkate almadılar ve buna göre hüküm kurdular. İsmet Özdemir'le ilgili gerçek dosyanın gerçeğidir aslında. İsmet Özdemir'le ortaya çıkan şey bir gerçek, o dosyanın gerçeğidir. O gerçek de şu, kurgu bir dosyadır bu. Deliller oluşturulmuştur, deliller kurgudur. Sadece avukatlık yapmaktan bu arkadaşlarımızı avukatlık mesleğinden uzaklaştırmak, politik dava sürecinden uzaklaştırmak, demokratik mücadele, politik mücadeleden uzaklaştırmanın bir kurgusudur ve böyle de dava süreci ilerlemiştir. Evet Sever abla gerçekten çok haklısın. Bizler gözaltındayken bizlere şunu söylemişti siyasi şuba polisleri. Sizlere artık avukatlık yaptırmayacağız demişlerdi. Korkuları avukatlığımız, korkuları halkın avukatlığını yapmamız ve halkı avukatsız bırakmak istiyorlar aslında. Ama direnişlerle büyüyen bu gelenek bitmeyeceğini de bir şekilde göstermiş oldu aslında. Sever abla ben sana ikinci sorumu sormak istiyorum. İkinci sorum Yargıtay kararına ve Anayasa Mahkemesi'ne dair. Ya şimdi Yargıtay bir karar verdi. Yargıtay kararını çokça bekledik. Onlar da Ebru'nun şehitliğini beklediler aslında. Bu karar 10 sayfadan ibaret. Soyut, subjektif, gerçekten bir karardı. Ama asıl önemlisi gerekçeden yoksun bir karardı. Yani bir fikir beyan eder gibi karar gerekçesi yazmışlardı avukatlar hakkında.
Ve şöyle söylüyorlardı, avukatların müvekkiliyle özdeşleşmesi, savunma hakkını aşar biçimde müvekkilinin bireysel hak ve hukukunun korumaktan ziyade terör örgütünü ve diğer mensuplarını koruyucu davranışta bulunmak, müvekkillerini güvenlik güçlerine ve yargı mercilerine karşı yasa dışı eylemlere yöneltmek, fiillerinin göreviyle bağdaşmayacağı tartışılmaz diyor. Yalnız burada bu kararda buna dair herhangi bir şey söylemiyor. Yani altını dolduran fiilleri yazmıyor. Çünkü böyle bir şey yok bu dosyada. Ama şunu da söylüyor aslında, avukatlığı böyle yapacaksınız diyor. Yani ne diyor? Müvekkili korumayacaksınız diyor. Müvekkili korumayan bir avukatlık anlayışından bahsediyor. Bununla ilişkin görüşlerini alacağım Sever abla. Ama aynı zamanda şunu da sormak istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nden ne bekliyorsunuz? Nasıl bir karar çıkacaktır? Yargıtay 16. Ceza Dairesi bu kararı veremedi. Bu kadar hukuksuzluklarla, usulsüzlüklerle dolu bir kararı bozmaya cesaret edemedi. Ama Anayasa Mahkemesi sizce cesaret edebilecek mi? Yargıtay kararını iki yönlü değerlendirmek lazım. Bir teknik Yargıtay kararı, bir de Yargıtay'ın delillerinin incelenmesine ilişkin hukuki ve politik tavrı ile ilgili değerlendirmek lazım. Bu dosyada şöyle belgeler var. İşte mesela avukatına susma hakkının hatırlatılmış olması, müvekkile susma hakkının hatırlatılmış olması, müvekkille cezaevinde veya emniyette görüşme süreleri veya girdiği davalar, bu davalar vasıtasıyla kamuoyu oluşmasına zemin hazırlamak gibi suçlamalar var. Nuriye Semih davasını, Soma davasını takip etmek ve bu yolla kamuoyunda infial oluşmasını sağlamak gibi suçlamalar var. Dolayısıyla buradan baktığınızda aslında avukatlık pratiğinin bir yargılama konusu olduğunu görürsünüz. Avukatlık pratiği nasıl yargılama konusu? Avukatı susma hakkını hatırlatmamakla veya politik davayı takip etmemekle veya o politik davanın sadece teknik kısmını takip etmekle yükümlü kılan bir anlayış. Bunu aşan bir avukatlık pratiğini de aslında gerçek savunmanlık anlayışını dışlamaya çalışan bir bakış açısı görürsünüz. Çünkü gerçek avukatlık budur. Gerçek avukatlık müvekkilin hakkını gerçekten savunmayı gerektirir. Gerçek avukatlık o toplumsal davanın konumuna uygun bir süreci işletmeyi gerektirir. Bunu istemiyor, istemediler. Bu davada da yargılama konusu aslında olan bu. Deliller böyleydi. Şimdi bu dosya bu haliyle Yargıtay'ın önüne gitti. Yargıtay'ın şöyle bakması gerekiyordu. Gerçekten burada çünkü avukatlıkla ilgili yapılan işlemlerin soruşturma konusu olmamasına da yasal düzenlemeler olduğunu dikkate aldığımızda Yargıtay'ın şöyle bakması gerekiyordu. Gerçekten burada yapılan şey avukatlık mıdır? Yoksa avukatlık dışında bir örgütle düzenli bağlantıyı ortaya koyan deliller var mıdır'a bakması gerekiyordu. Böyle bakmadı Yargıtay. Emniyetin hazırladığı belgelere göre, savcılığın bile dahil olmadığı, emniyetin hazırladığı belgelere göre halkın hukuk bürosunda çalışmayı tek başına bir örgüt üyeliği suçu için yeterli saydı. Ama halkın hukuk bürosu halen faal çalışıyor. Demek ki böyle değil. Bir hukuk bürosunun içerisinde çalışmayı, yani avukat olmayı aslında, avukat olmayı suç delili saydı. Yargıtay bunu hiçbir değerlendirme konusu yapmadan, hangi fiillerin avukatlıkla bağdaşmadığını değerlendirmeden doğrudan hükmün onanmasına geçti. Ama Yargıtay kararının iki yönüne bakarsanız bunun çok olağan olduğunu görürsünüz. Mesela Ebru'nun ölümüne kadar Yargıtay'ın karar vermemiş olması, yapılan onlarca başvuruya rağmen karar vermemiş olmasını ve Aytaç'ın durumunun iyice kötüleştiğinde son anda karar açıklamış olması ve kararını gerekçesini açıklamayı bile sonra ertelemiş olması. Hareket ettiğinizde görürsünüz aslında siyasal bir süreç işliyor. Bu süreç siyasal sürece göre bir karar verdiler. Karar içeriği benim 30 yıllık avukatlık hayatımda görmediğim bir karar tarzı. Çünkü devam eden diğer dosyayla ilişkilendirmiş aslında. Bizim hep söylediğimiz bu iki dosya tek delil grubuna dayanıyor. Bu deliller tek delilden iki tane ayrı dosya oluşturulmuş. Dolayısıyla mükerrer yargılama var. Bu mükerrer yargılamayı ortadan kaldırmak gerekir. Kaldırmanız gerekir iddialarımıza. Yargıtay aslen kabul etmiş fakat kabul etmeyi doğrudan açıklayacak bir yöntem gütmeden bu sanıklarla ilgili iki kişiyle ilgili, üç kişiyle ilgili bozma kararı vermiş. Barkın ve Selçuk'la ilgili ve seninle ilgili.
Ama diğerleriyle ilgili demiş ki ilk dosyadan ceza verme. Ben çünkü bu dosyadaki cezayı onayladım. Bu benim meslek hayatımda hiç görmediğim bir şey. Çünkü Yargıtay kararında açıklıkla söylemiş olması gerekirdi. Mükerrer deliller var. Mükerrer delillere göre bu kararı verdiğim için bozmayı gerektirir bu demiş olması lazımdı. Ama onu yapmamış. Tamamen hukuka aykırı bir yöntemle mahkemeye bir talimat vererek ikinci dosyadaki mükerrer delillere verilen cezayı onayladı. İlk dosyadan ceza verme diye mahkeme bir talimat verdi. Bu son derece kötü bir karar. Karar içeriğine baktığınızda da hiçbir delil değerlendirilmemiş. Ne savunma hakkının kısıtlanmış olması konusundaki başvurularımız, ne delillerin yeterince toplanmamış tartışılmamasına ilişkin temiz itirazlarımız, ne mesela İsmet Özdemir'in istihbarat elemanı olduğuna ilişkin deliller, hiçbiri değerlendirme, savunma hakkının tanınmamış olmasına ilişkin deliller hiçbir şekilde değerlendirilmeden, deliller üzerinde bizim tartışma yapmamıza mahkemenin izin vermediği konusundaki değerlendirme yapılmadan bir onama kararı verdi. Dolayısıyla içerik açısından da teknik açısından da Yargıtay kararı sadece mahkeme sürecini bitirmeyi hedefleyen bir karar olmuştur bana göre. Ebru'nun ölümünden sonra gerçekleşmiş olması da bu kararın dramatik bir hukuk ihlali, dramatik bir ihlaldir aslında. Yargıtay kararı son derece kötü o nedenle. Anayasa Mahkemesi'ne sormuştum. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin doğal olarak mevcut hukuk kuralları çerçevesi içerisinde, Anayasa Mahkemesi'nin bağlı olduğu kurallar çerçevesinde burada bir ihlal tespiti yapması gerekir. Bir noktadan değil, pek çok noktadan. Yani savunma hakkının sağlanmaması, delillerin toplanmamış olması gibi her noktadan yapılmış başvuruda ihlal tespiti yapması gerekir. Avukatlığın suçlama konusu yapılmış olması, avukatlıkla ilgili kuralların uygulanmamış olması nedeniyle ihlal tespiti yapması gerekir hukuken. Ama Anayasa Mahkemesi'nin mevcut pratiğine göre nasıl bir karar vereceğini bilmek güç. Umarım hukuk çerçevesi içerisinde, hukuk kurallar çerçevesinde bir değerlendirme olur. Ve adalette hakkaniyete uygun bir karar, hukuka uygun bir karar verilir. Ebru tüm bunları görerek, buna karşı bir tutum aldı. Umarım aldığı tutumun sonucunu Anayasa Mahkemesi düzgün bir karar olarak karşımıza çıkarır. İhlal tespiti olması gerekir bana göre bu kurallar çerçevesinde. Çok teşekkür ederiz Seral abla bu değerli bilgilerin için. Görüşmek üzere. Evet, diğer konuğum, meslektaşım Oğuzhan Topalkaya'ya geçiyorum. Merhaba Oğuzhan, hemen sorularıma geçeceğim. Evet, hazır tanık beyanı demişken, hazır İsmet Özdemir'den bahsetmişken, dosyanın bir diğer tanığı Berk Ercan. Berk Ercan ismini de çokça duyduk. Hatta gazeteci meslektaşlarımız Berk Ercan ismini yayınladıkları için yargılandılar, ceza aldılar. Ve Berk Ercan kimdi? Neden devletin bu kadar koruması altına girdi? Aslında Berk Ercan kendini kurtarmaya çalışan bir kişiyken daha sonrasında 344 kişi üzerine ifade vermesi ve 150 kişinin tutuklanmış olmasına sebebiyet vermesi onu bu şekilde davalardaki tanıklık sıfatını devam ettirmeye çalıştılar. Yalnız yarısılma süreci de hem de sadece tanık beyan değil farklı biçimlerde de kullanıldı bildiğimiz kadarıyla Berk Ercan. Bize bu hususlardan bahsedebilir misiniz? Hikayesi kısa ve şöyle, 2017 yılının Temmuz ayında gözaltına alınıyor Berk Ercan ve ağır silahlarla gözaltına alınıyor. Yani Türk Ceza Kanunu'na göre sadece silahlardan daha ceza alsa ömrünün en az 20 yılını içeride geçirecek, hapishanede geçirecek kadar ciddi bir şekilde yakalanıyor ve buradan sonra uzun bir gözaltı süreci başlıyor. Bu gözaltı sürecinde bizim tespit edebildiğimiz, gördüğümüz, dosyada gördüğümüz kadarıyla işkence görüyor. Kendisinin darp raporları var, hastane raporları var, darp ediliyor. Bir şekilde işin sonunda 19 Temmuz 2017 tarihinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söylüyor. Yani gözaltına alındıktan 10-15 gün sonra etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söylüyor ve bir ifade veriyor. Bu ilk ifadeden sonra kendisi defalarca yeniden ifade veriyor. Ağustos ayında ifade veriyor. Daha sonraki yıl 3 kere daha ifade veriyor ve her ifadesinde yeni şeyler söylüyor, yeni şeyler ekliyor ifadelerine. Buradaki süreçler tabii ifade veriyor diye basit olarak geçiyoruz ama çeşitli hukuksuzluklar, çeşitli baskılar barındıran bir süreç.
Hapishaneden İzmir'de kaldı. Hapishaneden defalarca alınıyor ve İstanbul'a getiriliyor. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde çok uzun gözaltılar yaşıyor. Dolayısıyla çeşitli defalarca dışarı çıkarılıp ifade sanıp yine hapishaneye konuluyor. Bu süreçte adli mahkumlardan kendisinin beyanına göre, kendisinin iddiasına göre hapishane yönetimi tarafından darp ettiriliyor, dövdürülüyor. Yine kendi beyanlarına, savcılar yazdığı dilekçe doğrultusundaki beyanlarına göre ağır psikolojik buhranlar yaşıyor, ağır psikolojik sorunlar yaşıyor ve neticede bir tanık yaratılmış oluyor. İşkenceyle, baskıyla, psikolojik zorla, çeşitli metodlarla bir tanık yaratılmış oluyor. Bu tanık yalnızca beyanları alınan bir tanık değil. Bu tanığa bulunduğu edilen bir dijital materyal var ve bu gösteriliyor diyor ki Berker Can bunu yorumla. Yani adeta bir bilirkişi incelemesi yaptırılıyor Berker Can'a. Yani bir tanıklık vasfından çıkartılarak tam bir polis işbirlikçisi yaratılıyor. Hiçbir şekilde ceza kanunun gerektirdiği o tarafsızlık tanığın haiz olması gereken nitelikler bulunmuyor. Böyle bir şahıs yaratılıyor. Hapishaneden defalarca dilekçe veriyor ve bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla 4 kez ifadesi alınıyor. 19 Temmuz'da, 25 Ağustos'ta, yine aynı yıl Ekim ayı içerisinde 23 Ekim'de, 2018 yılında 2 kere daha ifadesi alınıyor. Her ifadesinde yeni bir şeyler söylüyor, yeni bir şeyler veriyor polise ve savcılığa. Bu tanık beyan, tanık ifadenin hiçbiri usulüne göre işletilmiyor. Bazen polis alıyor, bazen savcı alıyor. Her defasında çeşitli bir şekilde ifadesini değiştiriyor ve neticede 344 kişi hakkında ifade veriyor. Bu ilk verdiği ifade de ilk anda, yani bahsettiğim o silahlarla yakalanma döneminden sonra ifadesinde 19 Temmuz tarihli ifadesini değiştiriyor. 19 Temmuz tarihli ifadesinde silahların kendisine ait olduğunu, kendisinin örgüt üyesi olduğunu iddia ediyor. Lakin daha sonra polis tarafından, savcılık tarafından kulağına şu fısıldanınca, yani sen etkin pişmanlık, senin o silahları sahip olmanı ondan yargılanmanı engellemiyor şeklinde kulağına fısıldayınca ilk tutuklanmasında suç ceza hakimliğine çıktığı anda ifadesini değiştiriyor Berker Can. Ve diyor ki o silahlar bana ait değildi. Bu silahlar evinde kaldığım kişilere ait silahlardı diye bir beyanda bulunuyor Berker Can. Yani kendisi hakkında sorun yaratabilecek bütün iddiaları, bütün hususları inkar ediyor. Bütün konulardan vazgeçiyor. Yalnızca başka örgüt üyesi olduğunu ve başkaları hakkında verdikleri ifadeyi tekrar ediyor. Bu itiraflarına devam ediyor. Berker Can bu dosya kapsamında Berker Can tutuklayan hakim de bu noktada önemli bir kişi. Berker Can tutuklandığında Akın Gürlekesi'nde bir hakim onu tutukluyor suç ceza hakimliğinde. Ve ilginçtir, Akın Gürlek önündeyken 19 Temmuz 2017 tarihli ifadesini reddediyor. Yani savcılığa verdiği ilk ifadeyi, tutuklandığı ifadeyi reddediyor. Diyor ki hayır, orada ben silahlar bana ait demiştim ve şu an bu ifademi reddediyorum diyor. Lakin daha sonra bu tutanağa geçmiyor. Bunu da yine ilginç bir şekilde yargılandığı dosyada görüyoruz. Yani kendisi sanık olduğu dosyada görüyoruz. Bu dosya kapsamında verdiği ifadesinde Berker Can diyor ki ben suç cezada tutuklanırken ifademi reddetmiştim. Lakin tutanağa geçilmemiş. İlginçtir, kendisini tutuklayan hakim Akın Gürlek 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kendisini yargılayan Berker Can'ın sanık olarak bu yakalandığı dosyada yargılayan kişi, yani mahkeme hakimine diyor ki yargılandığı, ben ifademi geri almıştım, o ifademi reddetmiştim, siz bunu tutanağa geçirmediniz. Yani karşısındaki mahkeme hakimine, Akın Gürlek'e iftira attığını, tutanakta sahtecilik yaptığını iddia ediyor. İddiası bu yönde Berker Can'ın. Daha sonra bu Akın Gürlek ismini daha sonra sen de biliyorsun, duyuyoruz. Dosya kapsamında bir ifade veriyor. Bu ifade işlemi, yani mahkemedeki sorgusu da tamamen hukuksuz, tamamen yönlendirmeden dair ve bir ifade. Yani Akın Gürlek teşhis edilemeyen kişileri hatırlatarak, ayağa kaldırarak, ismini söyleyerek adeta bir teşhis değil de bir sadece daha önce verdiği ifadeyi tutanağa geçirmek üzerine bir işlem yapıyor. Tamamen hukuksuz bir şekilde dinleniyor. Ve bugün kurulan cezada bu Berker Can'ın hukuksuz alınan sorgusuna dair bir karar. Evet Oğuzhan, ben de Akın Gürlek'e gelecektim aslında. Akın Gürlek kimdir? Hepimiz az çok biliyoruz. Program başında da söylemiştim. Kamuoyundan yakından tanıyoruz. Gazeteciler, meslektaşlarımız, akademisyenler, siyasetçiler hepsinin aslında hukuksuz kararların altında onun imzasını gördük.
Bizim sürecimizde Akın Gürlek nasıl kullanıldı AKP faşizminin tarafından? Bize biraz bu süreçten bahsedebilir misin? Akın Gürlek'i değerlendirmek için aslında nasıl geldiğini sen de özetledin ama onu bilmek gerekiyor. Bu dosyada bir yıllık bir tutukluluğun ardından 14 Eylül 2018 tarihinde tüm sanıklar hakkında, yani dosyada tutuklanan tüm sanıklar hakkında 37. Ağır Ceza Mahkemesi bir tahliye kararı veriyor, sorgularını alıp. Ve çok hani benim tecrübem o kadar değil ama bu işin üstadları tarafından tespit edildiği üzere gerçekten önemli bir mahkeme kararıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına atıf yaparak ve şahısların avukat olmasını bir lehe durum sayarak çok insan haklarına uygun, anayasaya uygun, hukuka uygun bir tahliye kararı veriliyor. Bu tahliye kararından ardından savcılık tarafından bu tahliye kararına itiraz ediliyor. Daha sonra o zamanki heyet 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin o heyetine dair son görüşümüz bunlar oluyor. Daha sonra o kişilerin, yani o zamanki heyetin, tahliye kararını veren heyetin 8 saat sonra kendi tahliye kararlarını sanıkların çoğu bir kısmı için kaldırarak tutuklama kararı verdiğini görüyoruz. Ancak daha sonra bu heyetle bizim yüz yüze gelme, ne avukatlar ne sanıklar olarak yüz yüze gelme şansımız olmadı. Zira hafta sonuydu ve nöbetçi mahkemeler tutuklamaları yaptı. Akın Gürlek burada da önemliydi. Çünkü Selçuk Kozağaç tutuklanırken pazar günü mahkeme kürsüsünde 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak, o sırada 26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'ydı. Akın Gürlek'i gördük. Akın Gürlek tutuklama kararını verdi. Bu kişiyi ilk kez orada görmüştük. Daha önce tabii başka dosyalarını tanıyorduk. Lakin daha sonra bu tahliye kararını veren 37. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti dağıtıldı. Biri Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi, biri Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderildi, biri Tüketici Mahkemesi'ne gönderildi. Bu 37. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinden. Ve daha sonra yanlış hatırlamıyorsam 2 gün sonra Salı günü müstemir yetkiyle bir atama yapıldı söylendi. Yani Akın Gürlek ve 26. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti apar topar 4 gün içerisinde tahliye kararı veren heyet dağıtıldıktan sonra 4 gün içerisinde müstemir yetkili olarak 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atandı. Dediğim gibi zaten tutuklamaları yapan heyetti ve daha sonra Akın Gürlek Başkanlığı'ndaki bu heyet yargılamayı bitirdi. Çok hukuksuzluklarla dolu bir yargılama neticesinde bir karar verdi. Doğal hakim ilkesini ihlal ettiğini daha sonra zaten defalarca örneklerle gördük. Canan Kaftancıoğlu, yani bir süre Ümit İlter, Canan Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş özel dosyaların 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tevzi edilmesi noktasında özel olarak bir tasarruf olduğu ve bunun belki de adil yargılama hakkı kapsamında değil de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesi gereği siyasi yargılama yönünden incelenmesi gereken bir mesele olduğu açıktı. Dediğim gibi çok önemli davalar, kamuoyunda yer eden, kamuoyunun dikkatini çeken davalar özellikle 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tevzi edildi. Halbuki İstanbul'da ondan fazla özel yetkili mahkeme olmasına rağmen, terör ve anayasal düzene karşı suçlara bakan mahkeme olmasına rağmen özel olarak bu mahkemeye tevziler yapıldı. Öyle ki Akın Gürlek gittikten sonra bu mahkemenin özel etkili yargılama yapma yetkisi elinden alındı. Yani Akın Gürlek özel etkini beraber götürdü ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne atandı. Yani Akın Gürlek başka bir yere gönderildiğinde 37. Ağır Ceza Mahkemesi artık anayasal düzene tevzilerini, anayasal suçlara dair tevzileri kapalı bir hale geldi. Dolayısıyla bu kişinin bir siyasi tetikçi belki de demek lazım kişi olduğu açık bir şekilde söylenmeli. Doğal hakim ilkesini kesinlikle ihlal ettiği söylenmeli. Bununla birlikte daha önce dediğim gibi bu kişi bu dosyanın esas tanığı olan Berker Ercan'ı hem tutuklayan, sulh ceza hakiminde tutuklayan ki Berker Ercan'ın kendisi hakkında bir iddiası var. Benim beyanlarımı tutanağa geçirmedi, ben ifademi reddetmiştim diye tutuklayan kişi Akın Gürlek. Yine 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Berker Ercan'ı yargılayan, Berker Ercan'ı etkin düşman hakkından yararlandığı dosyada sanık olarak yargılayan kişi, yani şu önemli, etkin pişmanlığını kabul etmiş bir kişi. Yani Berker Ercan hakkında bir kararı olan bir kişi Akın Gürlek. Dolayısıyla bu dosyanın esas tanığıyla daha önce 2 kere karşılaşmış ve 2 kere hakkında karar vermiş bir kişi Akın Gürlek. Dolayısıyla Berker Ercan örgüt üyeliğini kabul etmişken ve bu kişinin örgüt üyeliğine dair bir tutuklama kararı vermişken daha sonra etkin pişmanlıktan tanık beyanının niteliğini değerlendirmesi noktasında Akın Gürlek'in bir
tarafsız, bağımsız bir kişi olduğunu iddia etmek, düşünmek mümkün değil. Yargılamada bunu gördük zaten. Tüm tanık beyanları bir tanık olarak sorgulama aşamasında değil, zaten verilmiş olan bir kararın altına yazılacak beyanlar olarak geçirilmeye çalışıldı sana. Hiçbir şekilde bir tanık sorgusu değildi. Adeta beyanları tekrar edip sona geçirilip dosyayı bir önce bitirme çabasıydı. Belki Ercan'ın olan yaklaşımda, diğer dosya tanık olan yaklaşımda bu şekilde cereyan etti. Böyle bir yargılama sürdürüldü. Zaten 3 celseye bitti. 2. celseye bütün tanık beyanlarını bitirdi. Kendi içine gelmeyen tanık beyanlarını dinlemedi, vazgeçti. Bize sormadan, müdafilere sormadan, sanıklara sormadan vazgeçti. Savcıya dahi sormadan vazgeçti. Ve son celsede yine savunma hakkı hiçbir şekilde kullandırılmadan çok basit şeyler vardı aslında. Yani sanıklardan Yağmur Erden'in doğum nedeniyle bir sağlık mazereti vardı. Bu mazereti reddetmedi. Yani bunlar basit şeylerdir. Ama bunlar önemli de şeylerdir. Çünkü çok basit şeyler, mazeret. Ya kabul edersiniz ya reddedersiniz. Lakin hiçbir karar vermeden bir hüküm kurdu mesela Yağmur hakkında. Birçok böyle mesele var. Orada olmayan sanıklar hakkında, sorgusu yapılmayan sanıklar hakkında karar kurdu. Özgür Yılmaz yine kendisi hakkında birleşen bir dosya vardı ve sorgusu alınmamıştı. Sorgusunu almadan karar kurdu hakkında, hüküm kurdu. Dolayısıyla böyle çok örnek var. Saymak da yetmez gerçekten. Belki tek bir programa sığmayacak bir durum. Lakin şunu net olarak söyleyebiliriz. Ne bir doğal hakim, ne bağımsız bir mahkeme heyeti noktasında Akın Gülley'in bir kanuna uyarlılığı, uygunluğu yoktu. Davadan da çekilmesi gereken bir kişiydi. Tarafsız değildi, bağımsız değildi. Lakin kararı bu şekilde kurdu. Bu şekilde de Yargıtay bir onama yaptı. Teşekkürler Oğuzhan. Bir diğer konuğumuz Ayşegül Çağatay'a geçmek istiyorum. Ayşegül hem bu dosyanın sanığıydı hem de hapishanede uzun süre Ebru Timtik'le birlikte kaldı. Ayşegül merhaba. Ayşegül, bu dosyanın sanığıydın ve dosyada kararın kesinleşti. Daha sonrası şu anda fiili olarak avukatlık yapamıyorsun bildiğimiz kadarıyla. Bize bu sürecinden bahsedebilir misin? Bir ikinci sorumuz da Ebru Timtik'le uzun süre birlikte kaldın. Hatta direniş sürecinde, direniş kararını alırken birlikteydiniz. Neler oldu, neler yaşandı? Bize Ebru'nun direniş sürecinden bahsedebilir misin? Birbirine çok bağlı şeylerden söz edeceğim şimdi. Benim avukatlığımın şu an askıya alınışı ve diğer şeyler. Şöyle başlayalım. Bizleri tutsak ederken aslında bizim halk için avukatlık yapmamızı engellemeye çalışıyorlardı. Bizi tutsak etmelerinin asıl amacı buydu. Cezaları kesinleştirmelerinin, hızlıca kesinleştirmelerinin asıl amacı buydu. Ve şu an dediğin gibi ben avukatlık yapamıyorum. Ama 9 ay boyunca Ebru ablayla beraber hapishanedeyken şunu öğrenmiş oldum. Avukatlık için ne kimliğe ne başka bir şeye, özgür olmaya bile ihtiyaç yok. Ve bir insan hayattaysa, aklı çalışıyorsa ve içinde bir kararlılık varsa her şekilde adaletsizliğe karşı adaletin savunuculuğunu yapabilir, hak savunuculuğu yapabilir. Bunu görmüş oldum hapishanede. Ve biz 2017'de ilk tutuklandığımızda biliyorsunuz ki Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın işimizi geri istiyoruz direnişleri devam ediyordu. Açlık grevindeydiler, çok hızlı kötüleşiyorlardı. Ve biz bu süreçte onları yaşatmak için insanüstü bir çaba gösteriyorduk. Ve bu nedenle de aslında hedef gösterilerek tutuklandık. Biz tutukluyken onlar serbest bırakıldı. Daha sonrasında yine İbrahim'in, Mustafa'nın ve Helin'in ölüm orucu başlamıştı. Didem ve Özgür'ün ölüm orucu daha sonra başladı. Ve Ebru ablanın içerisinde hep şu vardı yani onları yaşatmak. Bizim için, genç nesil için ölüm oruçları biraz daha hani geçmişte kalan ve bir daha insanların hayatlarını kaybetmeyeceği bir şey gibiydi. Fakat onlar görmüşlerdi. Daha önceden müvekkillerinin incecik bedenleriyle nasıl toprağa düştüklerini görmüşlerdi. Ve bunun çok yakın bir, çok yakıcı bir gerçek olduğunu, gelmekte olduğunu görüyorlardı. Ve buna engel olmak için her şeyi yaptık biz hapishaneden. Avukatlık yapamıyorduk, evet. Mahkemelerine gidemiyorduk, evet. Fakat vekaletleri bizdeydi.
Biz onların müdafiyeyiz demiştik bir kere ve onlar için dilekçeler yazıyorduk, onlar için gazetecilere yazıyorduk, onlar için devletin Adalet Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na her yere dilekçeler yazıyorduk. Biliyorduk bu dilekçeler aslında böyle bir sistemde gerçekten bir etkisi olmayacak ama biz gerçeği, doğruyu, gerekeni söylemekten vazgeçmemeliydik. Bunun için yapıyorduk bunu. Sonra müvekkillerinin sağlık durumu iyice kötüleşmeye başlayınca ve yaklaşan şeyi görünce avukat arkadaşlarımız artık adaleti başka bir şekilde de dile getirmek gerektiğini gördüler. Biz hepimiz açlık grevine başladık ilk başta. 3 Ocak'ta müvekkillerimizle beraber bir açlık grevine başlamıştık. Bir ay sürecekti bu açlık grevi. Müvekkillerimiz bitirdi. Fakat Ebru abla devam ettirdi açlık grevine. Hayır, bu artık kesintisiz bir direniş olacaktı. 3 Şubat'ta Aytaç başladı direnişe. Ve 5 Nisan'da da direnişlerini ölüm orucuna çevirdiler. Bir avukat olarak, çünkü başka çareleri kalmadığını söylüyorlardı. Yani biz bir adaletsizliğin kurbanı olmayı kabul etmedik. Arkadaşlarımız bir adaletsizliğin kurbanı olmayı kabul etmediler. Biz bu adaletsizliği görüyoruz, varlığını söylüyoruz. Arkadaşlarımız az önce anlattılar. Avukatımız Severel Ballıkaya, avukatımız Oğuz Topal Kara anlattı. Bu adaletsizliklerin kurbanı ne olacaktık? Buna sessiz mi kalacaktık? Avukat Ebru Timtik bir eyleminde şunu söylüyordu. Avukat ölse mezarında hak arar. Evet. Şu an onu kaybettik. Ama onun adı bir adalet haykırışı oldu herkesin dilinde. Ebru Timtik artık adalet istiyoruz demenin bir başka şekli oldu. Biz tutsakken Mustafa'nın dosyasına dair haberler geliyordu. Elin'le ilgili, İbrahim'le ilgili haberler geliyordu. İbrahim'i avukat görüş kabininde de görüyorduk. Ve aslında her gördüğümüzde, onun kararlı duruşunu her gördüğümüzde bazı şeylerden endişe ediyorduk. Ebru abla da endişe ediyordu. Gerçekten bu endişesi çok büyüktü. Onların ailelerine sürekli haberler gönderiyordu. Hayır, biz onların avukatlığını yapmaya bir şekilde devam edeceğiz. Eğer bu vekaleti siz bize verdiyseniz, onların avukatı olma şerefi bizdeyse eğer, bunu sonuna kadar devam ettireceğiz diyordu. Ve bunu da bu şekilde gerçekleştirdi ve şunu söylüyordu aslında. Şu an bizim dosyamız tüm Türkiye'nin gözleri önünde gerçekleşti. Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşti ve pek çok adaletsizlik vardı. Gizli tanıklık, dijital delirler, savunma hakkının ihlalleri, adil yargılanma hakkının ihlali. Tüm bunlar tüm Türkiye'nin gözleri önünde gerçekleşti. Ve bunu yerleşik bir uygulama haline gelmesi, bize uygulanması ve bunun kabul edilmesi, buna ses çıkarılmaması aslında tüm halkımız için de yerleşik bir uygulama haline gelmesi demekti. Keza Helin'in, İbrahim'in, Mustafa'nın dosyalarında da itirafçı tanıklar vardı ve tek bir itirafçı tanıkla Mustafa mahkum edilmişti. Tüm bunları görünce aslında şunu söylüyordu, yani bunlara bir ses çıkarılmazsa, bunlar böylece kabul edilirse artık çok yaygın bir uygulama haline gelecek ve kimse bundan kaçamayacak. Keza biz avukatlık mesleğinde hani bir geleneği temsil ediyoruz. Derimci avukatlık geleneğini temsil ediyoruz ve şu an evet ilk topun ağzındaki kişiler bizleriz, evet. Fakat bu iktidar eğer böyle giderse, bizde hiçbir ses çıkmazsa avukatlık bile kimseye yaptırmayacak. Keza şu an barolar genel seçimlerini bile, genel kurullarını bile yapamaz hale getiriliyorlar. İkinci baroların kurulması, bölünen barolarla aslında o meslek örgütlerinin, meslek kuruluşlarının da güçleri elinden alınmaya çalışılıyor. Yani avukatlık pratiğinin tamamına topyekun bir saldırı var şu an. Ve biz buna karşı siper olmalıyız diyordu. Ve direnişiyle de, arkadaşlarımız ölüm orucu direnişiyle de bu siper olmayı canlarıyla gerçekleştirdiler. Cübbelerini giyemedikleri yerde direnişlerini giydiler ve buna karşı mücadele ettiler. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Meslektaşım Ayşegül'ün de dediği gibi halkın avukatları
AKP faşizminin mağduru ya da adaletsizliğin kurbanı olmayı değil, direnişi seçtiler. Bir geleneği büyüttüler bu direnişle birlikte. Faşizm korkuyla saldırdı, gözaltına aldı, tutukladı, yüzlerce yıllık cezaya mahkum etti. Ve korkularını daha da büyüten, bu geleneği daha da büyüten bedeller ödendi. Ebru'nun 238 günlük direnişi, Aytaç Ünsal'ın açlık grevi direnişi zaferle sonuçlandı. Ve en nihayetinde biz şunu biliyoruz, şu anda mafya ile çıkan ilişkileri, bu köhnemiş mafya düzenleri, bu adaletsizlikleri çürümeye, yok olmaya mahkum. Ama bizim İbrahim gibi, bizim Helin gibi, bizim Mustafa gibi müvekkillerimiz var. Ve bizim adalet mücadelesinde canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen meslektaşlarımız var. O yüzden biz kazanacağız.